Selam dostlarım, bugün 10 farklı çizgi filmin 10 farklı gerçeği serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk videomda bahsettiğim gibi bu serinin videolarında rastgele seçtiğim 10 çizgi film ya da animasyon film hakkında 10 ilginç gerçekten bahsediyorum. Bunu neden yaptığımı sorarsanız sizler birçok çizgi filmle alakalı video istiyorsunuz ve ben de birisini seçmekte zorlanabiliyorum. Ama bu video sayesinde çok geniş bir aralıkta farklı kanallarda farklı zamanlarda yayınlanan çizgi filmleri ele alabilirim. Sizler sağ olun ilk videoya ilgi gösterdiniz. Ben de bu videonun ikincisini çekmeye karar verdim. İşte bu videoda yer verdiğim yapımlar. Tamamdır. Hadi o zaman videomuza geçelim. Disney Channel'ın sıra dışı çizgi filmi Phineas ve Ferb ile başlayalım. Bu dizinin nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz? Phineas ve Ferb'ün iki tane yapımcısı var. Bunlar Dan Povenmire ve Jeff Marsh. Dan Povenmire annesi küçükken bir yaz gününü asla boşa harcamamalısın demiş. Jeff Marsh ise geniş bir ailede büyümüş ve onun da yaz tatilleri pek eğlenceli geçiyormuş. Yaz tatili demişken, salgın yüzünden yazın okula gitme ihtimalimiz var. Bu da biraz can sıkıcı değil mi? Konumuza geri dönecek olursak, bahsettiğimiz bu ikili beraber The Simpsons'ta çalışıyormuş. Ve o zamanlardan yakın arkadaş olmuşlar. Bir gün bir restoranda buluşmuşlar ve Povenmire kağıda hızlıca bir üçgen çocuk çizmiş. İşte her şey bundan sonra başlamış. Bugün bahsetmek istediğim şey ise bu çizgi filmdeki karakterlerin görünüşleri. Şüphesiz diziyi izleyen herkesin dikkatini çekmiştir. Üçgen kafalı çocuk ve dikdörtgen kafalı çocuk. Bu aslında animasyonların genel felsefesiyle alakalı bir konu. Realistik görünüşte olmamaları bilerek seçilmiş bir tercih. Çizgi film karakterleri birçok kez dünya üzerinde hiçbir canlıya benzemeyebiliyor. En ünlü animasyon karakterleri için de geçerli bu. Mesela Mickey Mouse. Yeryüzünde hiçbir fare Mickey Mouse'a benzemiyor. Ya da Simpsonlar. Hiç sarı ten renginde bir insan gördünüz mü? Yapımcılar zaten Simpsons'ta da çalışmıştı. Yani Simpsonlardaki felsefeyi benimsemişler. Povenmire açıklamasında tüm ana karakterler bir geometrik şekil esaslı tasarlandı. Phineas üçgen, Ferb dikdörtgen, Candace ve Isabelle ise yarım daire. Açıklamanın devamında böyle tasarlamalarının sebebini çocuklar tarafından kolay çizilebilmesi ve ayrıca karakterlerin uzaktan kolaylıkla tanınabilmesi ve karakterlerin silüetinin bile karakteri ayırt etmeyi yetmesini istemişler. Son olarak bu benzerlikten de bahsetmeden geçemeyeceğim. Binbaşı Francis Monogram ve Akasya Durağı'ndaki Usman Aga. Gerçekten çok benziyorlar. Ama aralarında emin olabilirsiniz ki hiçbir bağlantı yok. Yani beklediğimiz gibi. Çılgın Hırsız ya da özgün adıyla Despicable Me, 2010 yapımı animasyon filmi. Tabi bu yapım tek filmle sınırlı kalmadı. Devam filmi olarak 2013'te Çılgın Hırsız 2, 2017'de ise Çılgın Hırsız 3 vizyona girdi. Serinin ana kahramanları Minyonların ise Minyonlar ismiyle 2015'te filmi çıktı. Minyonların ikinci filmi de bu sene yani 2020'de çıkacaktı. Ancak salgından dolayı büyük ihtimal 2021'de vizyona girer. Bu animasyon filmi dünya üzerinde büyük bir başarı yakaladı. Özellikle 3-4 sene önce çok daha popülerdi. Bugün bu animasyon hakkında bahsedeceğimiz ilginç şey ise bu ilginç fotoğraf. Bu fotoğraftaki insanların görünümü Minyonlara gerçekten çok benzemiyor mu? İlk bakışta biraz ürkütücü görünebilir. Zaten bu fotoğrafın Twitter'da popüler olduğu zamanlarda birçok insan fotoğraftaki canlıların uzaylı olduğunu ve Minyonların da bu uzaylılardan esinlendiğini iddia etti. Minyonların çoğunluğunun tek gözlü olduğundan Illuminati çıkarımı da yapılıyordu. Yani Illuminati olmazsa olmazımız. Illuminati'ye de üye olmayan bir çizgi film animasyon yok zaten. Yani bıktık artık. Tüm çizgi filmlerde, tüm animasyonlarda Illuminati göndermesi kesinlikle yapıyorlar. Neyse, daha sonraki teori ise daha çok kişinin inandığı ve yine karanlık bir teori. Bu fotoğraftakilerin Nazi kampında zehirli gaz deneyi için kullanılan çocuklar olduğunu iddia ettiler. Ve Minyonların da bundan ilham aldığını savundular. Bu durumda bu animasyonun gizlice Nazi propagandalığı yaptığını da iddia etmiş oldular. Peki gerçek ne? Tüm bu teoriler yanlış arkadaşlar. Bu fotoğrafın çekilme tarihinin 1908 civarında olduğu tahmin ediliyor. Nazi Almanyası'nın karanlık deneyleri ise daha 1940'larda gerçekleşti. Bu fotoğraftakiler aslında sadece bir denizaltı kıyafeti prototipi. Hull and Rise isimli prototip deniz altından kaçmak için tasarlanmış.
Yani tüm o animasyon filminin Nazi propagandası yaptığını iddia edenler haksız çıkmış oldu. Uzaylı ve Illuminati olayına girmiyorum zaten. O saçmalığın önde gideni. Adventure Time hakkında özel bir video yapmıştım. Ama tabii ki o videoda tüm bilgilere yer verememiştim. Dizinin yaratıcısı Pendleton Ward bir röportajında önemli bir gerçeği açıkladı. Aslında U sihirli bir ülke olacakmış. Ancak Business Time isimli ilk bölümden sonra dizinin ana teması kıyamet sonrası yani post apokaliptik bir havaya bürünmüş. Ekip bu bölümden sonra bu yoldan devam etmiş. Bu açıdan dizinin ilk bölümü dizinin en önemli dönüm noktası haline gelmiş. Çok çok eskilerden. 1984'te çizgi romanı yayınlanan, 80'lerin sonunda da çizgi dizisi çekilmeye başlanan Ninja Kaplumbağalar çok ilginç gerçeklere sahip. Birçoğumuz onları pizzaya düşkünlükleriyle hatırlıyor olabilir. Leonardo, Rafael, Donatello ve Michelangelo isimli 4 kaplumbağamız ustaları fare Splinter tarafından ninja olarak eğitilir. Ve tabii ki baş düşman Shredder. Bugünkü videoda Shredder'dan bahsetmek istiyorum. Şüphesiz çizgi roman tarihinin en ünlü kötülerinden birisi. Yardımcı yapımcı bir açıklamasında Shredder'ı tasarlarken Rende'den esinlendiğini açıklamış. Evet, bildiğimiz Rende. Hatta karakterimizi İngilizce Rende demek olan The Greater olarak isimlendirmek istemiş başta. Sonra değişerek Shredder yapmış. Sizlerin mutant ninjalarla ilgili düşünceleriniz neler? Bu çizgi dizinin yeni jenerasyondaki tanınırlığını merak ediyorum. İstek olursa üzerine bir video yapmak da isterim. Sünger Bob Kare Pantolon. Bu çizgi dizide Nickelodeon'da yayınlanıyordu sanırım. Videomuz içerisinde çeşitlilik olması açısından farklı kanallardaki çizgi filmleri göstermek istedim. Stephen Hillenburg, Sünger Bob'u dünyaya armağan eden isim. Hillenburg'un seslendirme sanatçısı ve animatör olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama kendisinin aynı zamanda deniz biyoloğu olduğunu biliyor muydunuz? Yaptığı animasyonda deniz süngerini de baş karakter olarak belirlemesi bu yüzden çok manidar geliyor değil mi? Sünger Bob'un ilk ismi de SpongeBob'muş bu arada. Ama aynı isimli çekbaz firmasının telif sorunuyla karşılaşınca SpongeBob olarak değiştirilmiş. Bu efsane yapımın efsane yaratıcısı 2018'de de aramızdan ayrıldı. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Sıra geldi küçük mavi yaratıklara. İsmi her ne kadar şirinler olsa da bana pek de şirin gelmiyorlar açıkçası. Yani gerçekte gördüğünüzü düşünsenize. Yani fareden iğrenen herkes bu mavi ne olduğu belirsiz yaratıklardan da iğrenir sanırım. Basitçe bakarsak mantar evlerde Şirin Baba'nın liderliğinde çoğunlukla erkeklerden oluşan bir topluluk şirinler. Meslek lisesi gibi ortam. Şirinlerin komünizmi temsil ettiğini, iş bölümü yaparak para kullanmadan yaşadıklarına bakarak anlamak gayet bilinen bir teori. Şirinler hakkında derlenip toplanıp bir videoda yapılabilir. Ama size bu dizinin orijinal isminin geldiği yerden bahsetmek istiyorum. The Smurfs. İnternette Smurf'ün açılımını Socialist Man Under the Red Father şeklinde olduğunu iddia edenler var. Burada Red Father tabii ki Şirin Baba oluyor. Şirin Baba da zaten Karl Marx'tan esinlenerek oluşturulmuş bir karakter. Ama Smurf'ün açılımı böyle değil. Zira orijinal ismi şöyle. Şimdi okuyamadım, ben de ekranda görüyorsunuz nasıl yazıldığını. Bu isim Almanca Strumpf kelimesine benzemektedir. Bu kelime de çorap anlamına gelmekte. Şirinlerin yaratıcısı Peyo bir çizerle öğle yemeği yerken arkadaşından tuzu uzatmasını ister ancak doğru kelimeyi bulamaz. Ve yine şunu der, bunu da telaffuz edemeyeceğim için yazdım. Şirinler olarak bilinen mavi varlıkların ismi böyle ortaya çıkmış olur. Ve diğer dillere de Smurf diye çevrilir. İlk kez Smurf tabiri de Hollandaca baskısında kullanılmıştır. 90'lardan beri dünyada fenomen haline gelen bir anime. Filminden oyunlarına, oyuncaklarından gıda ürünlerine kadar çok geniş bir sektörde adından söz ettirdi. Özellikle geçtiğimiz yıllarda çıkan Pokemon Go oyunu da insanların içinde yatan tutkuyu tekrar canlandırmıştı. Pokemon'un aslında Pocket Monsters'ın kısaltılması olduğunu biliyorsunuzdur. Bu yapımda bir sürü Pokemon var ayrıca. Her Pokemon hakkında da pek çok bilgi var. Ben ise Cubone'u seçtim. Çok sempatim var bu Pokemon'a. Çok karakteristik bulduğum bu Pokemon'un suratını anime boyunca hiç görmüyoruz. Çünkü sürekli taktığı bir kafatası var. Bu kafatasının Cubone'un ölen annesine ait olduğunu biliyor muydunuz? Hatta bazen bu Pokemon'un ağladığını da görmüşsünüzdür. Ne zaman Dolunay görse annesini hatırladığı için ağlıyormuş. Bu karakterin arka planında böyle acıklı bir hikaye olması gerçekten çok ilginç.
Listemizin IQ seviyesini yükseltme zamanı geldi. Dexter'ın Laboratuvarı. Yandy Tartakovsky'nin başyapıtlarından birisi ve epey eski bir Cartoon Network çizgi filmi. Dexter'ın kısa ve zeki olmasının aksine kardeşi uzun ve biraz düşüncesiz. Sürekli Dexter'ın çalışmalarını sabote ediyor. Karakterlerin sürekli bale yapar gibi hareket etmeleri. Ana karakter Dexter'ın anne ve babasının ismi de dizide hiç belirtilmiyor bu arada. Sadece Dexter'ın annesi veya Dexter'ın babası şeklinde bahsediliyor. İzleyen herkesin büyük sempati beslediğine inandığım animasyon filminin ilham verici bir konusu var. Görünüşüyle hiçbir şey beceremeyeceği düşünülen bir panda, özünde büyük bir yetenek barındırıyor. Kung Fu Panda'nın hazırlanmasında büyük emekler yattığını biliyor muydunuz? Mesela ilk Kung Fu Panda filmini bitirmek için 391 sanatçı beraber çalışmış. Diğer bir ilginç bilgi ise animatörlerin bu film serisi için özel Kung Fu dersleri alması. Eğer bu animasyon filmini izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Geldik babaların babasına, efsanelerin efsanesine. Dünya üzerinde oluşturduğu etki tartışılmaz. 1983'te yayınlanmaya başlayan anime, Yoiki Takahashi'nin mangasından esinlenerek oluşturulmuş. Kaptan Tsubasa, futbolu konu alan ilk anime olma özelliğini taşıyor. Tsubasa'dan aklımıza birçok şey kaldı. Koş koş bitmeyen sahalar, Tsubasa ile Hyuga'nın büyük rekabeti, Wakabayashi ve Wakashimazu gibi panter kaleciler ve daha niceleri. Kaptan Tsubasa Japonya'da büyük ilham kaynağı oldu. Japonya'ya resmen futbolu sevdirdi. Dünyaca ünlü futbolcuların Kaptan Tsubasa'dan ilham aldığını biliyor muydunuz? Mesela Fernando Torres, futbolu ilk kez Kaptan Tsubasa ile keşfettiğini açıkladı. Edgar Davids, Diego Maradona, Rivaldo gibi efsaneler bu animenin etkisinde kaldıklarını açıklamışlar. Günümüzde bile hala Tsubasa'nın etkisi devam ediyor. Fransız yıldız Mbappe bile hayran olduğu animenin yaratıcısından kendisini çizmesini istedi ve rüyaları da gerçekleşmiş oldu. Şimdilerde de Cartoon Network'te yeni bir uyarlaması olan Kaptan Tsubasa Rüya Takımı yayınlanmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videoya like atmayı unutmayın. Video içerisinde yer alan çizgi filmlerden videosunu yapmamı istediğiniz çizgi filmi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.